Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda çiçek burnu çürüklüğü diye tanımladığımız aslında hastalık olmayan fizyolojik durum hakkındaki bilgilere bakalım ve nasıl önleyebiliriz konularına değinelim. Daha çok domateslerde rastlanan bu durum biber, kabak, patlıcan ve hatta kavun, karpuz gibi kalsiyum ihtiyacı olan bütün meyve ve sebzelerde görülebilir. Verim kayıplarına yol açan ve en yaygın görülen meyve kalitesi problemi olarak karşımıza çıkar. Genelde teşhis koymaya çalışanlar konunun kalsiyum eksikliğinden kaynaklandığını söyler ancak durum o kadar basit değildir. Bitkinizde ve dolayısıyla toprakta kalsiyum eksikliği teşhisi konulması için çiçek burnu çürüklüğünün oluşması yeterli değildir. Unutmayın ki meyvede kalsiyum eksikliği var demek toprakta da kalsiyum eksikliği var demek değildir. Bu çok ince bir ayrıntıdır ve birazdan nedenlerini çok daha iyi anlayabileceğiz. Öncelikle çiçek burnu çürüklüğü nedenleri arasında düzensiz sulamadan, az veya fazla sulama yapıldığı için toprak yapısının bozulmasından ve bunları takip eden tuz stresi, kalsiyumun yetmemesi, kalsiyumun toprakta bağlanması gibi nedenleri gösterebiliriz. Fazla sulama yaptığınız için kalsiyumu kaybettiğiniz gibi mikro elementleri de kaybedersiniz. Olay zincirleme gelişir. Çiçek burnu çürüklüğü oluşmaya başladığı zaman kalsiyum vermeye kalkarsanız magnezyum da eksiktir, onu da vermeniz gerekir. Diyelim ki kalsiyumu fazla kullandınız. Süreç içinde toprakta bor bitecektir. Peki bor bitince kalsiyumu bitkiye kim taşıyacak? Çiçek burnu çürüklüğü olduktan sonra yapraktan kalsiyum takviyesi yapmanın da bir anlamı olmayacaktır. Yeşil gübreleme de kalsiyumu azaltır. Hatta yabani otları toprağa karıştırmak işleminde bile kalsiyum eksikliği oluşmaya başlar. Bitkinin de toprağında kalsiyuma ihtiyacı vardır. Bitki artıklarının organik maddeye dönüşümünde kalsiyum da kullanılır. Kalsiyum takviyesi için bilinen yöntem kireç kullanılmasıdır. Ancak bu uygulama toprağın aktif asitlilik oranını biraz olsun düşürür. Asıl üretimin son safhasında etkili olan pasif asitlilik toprağın genelinde varsa bununla ayrıca uğraşmak gerekir. Yeri gelmişken şu uyarı da verelim. Çiçek burnu çürüklüğü olduğu dönemlerde kalsiyum takviyesi yapmanın bir esprisi kalmaz. Bu yönde verilen tavsiyeler hatalıdır. Bu durumla ilgili birçok tezimiz var. Bunları hızlıca sayarsak. Fazla sulama bitkilerde su ve tuz stresi yaratır. Kalsiyum eksikliği olduğu için bu hastalık baş gösteriyor. Azot fazla kullanıldığı için yeşil aksam olması gerekenden fazla büyüdü ve yeterli olan kalsiyum sanki eksikmiş gibi etki etmeye başladı. En büyük neden de budur aslında. Fazla azot gelişmeyi hızlandırdığı için kalsiyumun ihtiyacını arttırır. Fazla potasyum da kalsiyumdan yararlanmayı engeller. Dikimin soğuk toprağa yapılması. Kalsiyumu kullanabilir forma çeviren organizmalar düşük sıcaklıklarda etkili çalışamazlar ve bitki yeteri kadar kalsiyum alamaz. Toprak sıcaklığı arttıkça bu organizmaların çalışması da arttığından daha fazla miktarda kalsiyum kullanılabilir forma dönüşebilir. Videolarda özellikle domates konusunda soğuk toprağa dikilmemesi gerektiğini sürekli hatırlatmaya çalışıyoruz. Kök çevresindeki derin sürümler. Çapa veya sürüm işlemleri derin yapıldığında kök uçları zarar göreceğinden dolayı bitkinin su alımı engellenir ve böylece meyvelere taşınması gereken kalsiyum miktarında azalma olur. Topraktaki tuzluluğun yüksek oluşu, aşırı azotlu gübrelemeler, köklerde zarara neden olan hastalık ve zararlılar da kalsiyum alımını engellediğinden çiçek burnu çürüklüğüne neden olabilir. Bitkinin susuz kalışı da kalsiyum alımını azalttığından dolayı çiçek burnu çürüklüğüne neden olabilir. Dikkat edecek olursanız konu dönüp dolaşıp kalsiyum eksikliğine geliyor. Ama yukarıda belirttiğimiz gibi meyvede eksik olması toprakta da eksik olacağı anlamını taşımaz. Toprakta ve bitkide kalsiyum eksikliği çiçek burnu çürüklüğünün çok dışında bazı semptomlarla teşhis edilir. Kalsiyum eksikliği sonucu önce yapraklar deform olur. Genç yaprak kenarlarında sararma, esmer lekeler ve kurumalar, ölü lekeler görülür. Yaprak kenarları
Önce sarı yeşil. Sarı en sonda kahverengiye döner. Yaşlı yapraklarda damar aralarında sararma gelişir ve dağınık ölü lekeler görülür. Domatesde kalsiyum eksikliği belirtileri bitkinin yukarıdan aşağı doğru seyreden birçok belirti verir. Önceleri yeşil rengini koruyan fakat çoğunlukla cılız kalan yaprak sapları daha sonra canlılıklarını yitirmekte ve yapraklar dallara yapışık gibi bükülmektedir. Bu nedenlerin gözlenmediği toprakta yetişen bitki için kalsiyum eksik demek hatalı bir teşhis gibi durur. Bu gibi durumların yaşandığı zaman kireç tavsiyelerine de fazla itibar etmeyin. Çiçek burnu çürüklüğü oluştuğu zaman kireç kullanmak doğru bir uygulama olmayabilir. Öncelikle biz kalsiyumu gerçekten eksik olup olmadığını anlamalıyız. Çünkü diyelim ki kalsiyum toprakta var ancak bitki bunu alamıyor. Kireç takviyesiyle toprağa aşırı kalsiyum vermiş olacağız. Toprakta kalsiyum fazla olursa domatesde demir klorozu görülür. Fazla kalsiyum suyun bitki tarafından emilmesini azaltır. Su buharının dışarıya verilmesini teşvik eder. Yüksek kalsiyum potasyum veya magnezyum eksikliğine yol açar. Bu durumda da ilk etkilenecek olan element magnezyumdur. Yüksek kalsiyum bunun yanında mangan, demir, fosfor, bor, çinko noksanlığına da neden olur. İşin çok garip kısmı, topraktaki kalsiyumun fazlalığının getirdiği bor eksikliği yüzünden bitkinin topraktaki kalsiyumu alamamasına neden olur. Kalsiyum eksikliği için ekimden önce toprağa kireç uygulaması çözüm getirebilir. Kalsiyum için başka uygulamalar da yapılabilir. Yumurta kabuğunun sirkede bekletilmesiyle elde edilen kalsiyum gübresi veya tavuk kemiklerinden elde ettiğimiz kalsiyum gübreleri topraktan ve yapraktan verilebilir. Bunlarla ilgili videoları kanal içerisinde bulabilirsiniz. Dikimden önceki önlemler. Kalsiyumlu gübreler dikimden önce verilmeli ya da geç kalınmış ise yapraktan uygulanmalıdır. Toprak nemi dengede tutulmalıdır. Sulamalar yeterli olmalıdır fakat fazla olmamalıdır. Sulamalar arasındaki sürede toprak kurumamalıdır. Seyrek ve çok sulama yerine sık ve az sulama tercih edilebilir. Maslama toprak nemini stabil tutacağı için yarar sağlayacaktır. Ot mücadelesi için yapılan çapa işlemleri yüzeysel yapılmalı, saçak köklere zarar verilmemelidir. Azot sadece yeteri kadar verilmeli, fazla verilmemelidir. Soğuk toprağa dikim yapmaktan kaçınılmalıdır. Çiçek burnu çürüklüğünden sonraki önlemler. İlk mahsullerde bu olabilir. Sonrakilerde genelde görülmez. Çiçek burnu çürüklüğü olan meyveler için yapacak bir şey yoktur. Koparın atın. Bundan sonra sulama dengesini iyi oluşturmaya çalışın. Geriye kalan meyveler yeşil rengini kaybedip kırmızıya dönmeye başlayınca sulamayı kesin. Bırakın kızarsınlar. Bunları topladıktan sonra sulamaya devam edilebilir. Domateslerde budama yapmak özellikle çiçek burnu çürüklüğünü önlemede çok önemli bir adımdır. Ağırlıklı olarak domatesde budama yapılmadığı için yeşil aksamın dengesiz büyümesi nedeniyle bu sorunlarla karşılaşılabilir. Azotu fazla kullanma nedeniyle yeşil aksamın fazla büyümesi ve toprakta yeterli olan kalsiyumun bitkiye yetmemesinin sıkıntısını çekiyorsunuz. Alt budama, salkım budaması veya en sonunda tepe budaması yapılmamasından dolayı bu sorun çıkıyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.